amca. Ne işledi? İnsan değil bunlar, insan değil. Kimler insan değil? 5 yaşında bir çocuğu kaçırmışlar. Haydut bunlar. 5 milyon da fidye istiyorlar. Ailesi de polise haber vermiş bir taraftan. Zavallı yavrucuk. Şuna bak. Canım yavrum. Tam da benim torunum yaşında. Sen olsaydın verir miydin 5 milyon? Ne demek? Evlat bu. Değil 5 milyon. 10 milyon, 20 milyon verirdim. Geldik evladım, sola yanaş. Merhaba dedeciğim. Merhaba. İşte benim torun. Hadi güle güle, teşekkür ederim evladım. Milyon değil, 10 milyon, 20 milyon. Evlat bu. Hüsnü abi. Hop dedik. Remzi abi seni kahvede bekliyor. Tamam, geliyorum. Şu adam hiç. Şu Remzi abi var ya, herkesi yener. Sıra Hüsnü abiye gelince oyunu kaybeder. Köşeyi döndü desene. Ne köşesi be? Bir şişe birasını oynar. Parayla oynamaz. Merhaba Fatır. Tamam mı? Tamam. Şu 20 kağıdı, şu da hesap pusulası, bu da fatura. 97 bin lira masraf olur mu ya? Ne bu? Ne yapayım patron? İstersen başka bir tamirci bul, ona götürelim. Cemil abi biliyorsun namuslu adamdır. Yani bize kazık atmaz ama gene de sen bilirsin ha. Tamam, tamam. Filan kazandığımız yok zaten. Ne kazanırsak tamirciye veriyoruz. Ay başında senden bir kere daha konuşalım. Tamam mı? Ya adam gibi işine devam edersin ya da kendine başka iş bulursun. Tamam patron, sen nasıl istersin. Bana bak. Sabahları biraz erken gel de 2-3 bin lira daha fazla para kazanalım. Anlaşıldı mı? Getir benim birayı oğlum. Devam edecek miyim? Perişan söylenir. Rest etti yavrum. Afiyet olsun. Allah Allah. Evde kimse var mı? Ulan birayı içerken yapma şunu, boğacaktın bir gün be. Bir an çabuk iç, gidiyoruz. Nereye? Eve. Eve mi? Çocuk kaçırmak mı? Mayak mısın lan sen? Oğlum. Umurlu'nun torununu kaçırdık mı gelsin 20 milyon be. Sen beni hiç tanımıyorsun galiba abi. Ulan ben günah olur diye tavlayı bile bir şişe biresine oynuyorum ben. Adamın 20 milyonunu nasıl çalarım? Ulan çalmaktan bahseden kim oğlum? Borç alacağız. Borç mu? Tabii ya. Bak şimdi dinle. Kim o be? Duydum da bir acı kahvemi içer misiniz diyecektim. Sağ ol
Onun Esma Hanımcığım, biz çok içtik. Bugün çok teşekkür ederiz. Ya çay da yemeyeyim. Ah, çay da içtik efendim. Ya kakao? Kakao'yu da çok içtik. Ada çayı? Ada çayını hiç kullanmam. Ihlamur? Ihlamur'u hiç içmem. Ah, Nescafe. Ah, ah. Nescafe bende çarpıntı yapıyor. Doktor yasakladı. Ya. Biz Hüsnü ile bir şeyler görüşüyorduk. Müsaade eder misiniz? Ah, ay Hüsnü Beyler de mi buradalar? Hüsnü sen ne zaman bey oldun be? Hiç Hüsnü'yle akşama doğru size gelip bir acı kahvenizi içeriz. Ay sahi mi? Ne zaman, ne zaman? 8-9 gibi falan. 8, saat kaç şimdi? 5-6 gibi falan. Ne yaptın be? Zavallı hasta sana. Hani şeytan diyor ki böyle al karşıma iki tane böyle çak 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 çak. Aman ha sakın sonra ne yapar yapar seni evden atar. Onu yapmazsa kirayı artırır. Haklısın. Nerede kaldık be? Şimdi 20 milyonu çaldık. Hı hı. Borç aldık. Heh borç aldık. Şimdi bak şimdi. Şimdi biz çocuğu kaçırdık mı? Kaçırdık. Heriften 20 milyonu istedik mi? İstedik. Çocuğu geriye verdik mi? Verdik. 20 milyonu bir seneliğine bankaya faizle yatırdık mı? Yatırdık. Bir sene sonra 30 milyon olarak çektik mi? Çektik. 20 milyonu morağa geriye verdik mi? Verdik. Ne oldu? Ne oldu? Bir senede 20 milyon borç almış olduk moruktan. Tamam mı? Yok ya. Oğlum be. Adamda böyle su gibi para var be oğlum be. Ha? 20 milyon bize vermiş ne olur be. Hani ya böyle al gülüm ver gülüm. He? Al gülüm ver gülüm. Al gülüm ver iyi be. Yakında yeni evimize taşınacağız. Yeni evimiz bundan büyük mü dedi? Elbette, çok daha büyük. Hem önünde deniz var. Bol bol denize gireceksin. Akşam seni tutuyorsun. Şu tacı gömlek. Eskici. Eskici. Eskileri alırım. Ya bırak seni. Akşam seni. Tacını gömlekle. Akşamı. İşte köşk burası. Ha, moruk burada oturuyor torunuyla beraber tamam mı? Tamam anlaşıldı. Akşamın eskici. Bu akşam ne yapıyoruz hayatım? Sen ne istersen onu. Danslı bir yere gidelim. Bu akşam bütün kurtlarımı dökmek istiyorum. Merhaba Hüsa. Seni bulmak pek kolay olmadı. Söyle bakalım. Susarsın tabii. Söyleyecek bir şeyin yok da ondan. Yaptığın kalleşliği benden daha iyi bilirsin. Ben ettim sen etme Kıyas. Kıyma bana. Öldürme beni. Bağışla. Senin de çocuğun var. Peki. Seni öldürmeyeceğim. Ama cezasız da bırakmayacağım. BMW'yi hazırlayın. Mercedes kirlenmesin. Televizyon, video seyretmek. Ama yemek var yemek, var televizyon, video seyretmek. Verstanden? İyi günler Fräulein. Nasıl gidiyor kızımız? Mümtaz Bey çok methetti sizi. Kızıma tam bir Alman terbiyesi vereceğinizden eminim. Fräulein sevdin mi kızım?
Bundan sonra yeni köşkte onunla oturacaksın. Ben de sık sık geleceğim tabii. 2-3 sene sonra okula Avrupa'da başlarsın. Ne dersiniz Fräulein? Oh, bu çok güzel bir fikir, Herr Gyas. Telefon! Telefon! Ramlay'da telefonu var, ver de telefonu, ver ediyorsun sen be. Oğlum ödümü kopar. Çocuk acımak için köşke gireceğiz ya. Köşke mi gireceğiz? He. Hasan. He. Ben vazgeçtim. Neden vazgeçtin? Bu çocuğu kaçırma işinde. Aman be, vazgeçersen geç. Ben de kendime yeni bir ortak bulurum. Ya. Tövbe tövbe estağfurullah. Halbuki... şu işi bir kıvırırsak... hani o rüyalarında görüp de bana anlattığın hatunlar var ya... hepsi kucağında. 6-7 ay dalgamızı geçeriz. Ondan sonra 16-17 yaşlarında böyle hanım hanımcık, eli yüzü düzgün bir hatun bulur seni, ev veririz. Kırmızı pancurlu bir evin olur. Minicik minicik yavrular. Nasıl olsa para parayı da çeker. İşler tıkırında. Ah! Sandala bindirirsin, karınla dolaşırsın. Faş! Hasan! Faş! Efendim? Faş! 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 Ne olmuş telefona? Şimdi köşke girebilmek için diyorum, o köşkün telefonunu bozmamız lazım oğlum. Tamam mı? Faş. Alo. Evet benim. Ben Gıyas Namlı. Nasılsınız? Ya ben şu işi halletsek diyorum, ne dersiniz? Tabii, tabii. Noterle mi buluşacağız? Burada hallederiz. Noter mi? Ben onu buraya getiririm. Gelir, gelir. Tabii, tabii. Neyse, yarın 3-4 sularında. Ha, aklımdayken o tatlı torununuzu da getirin. Benim kızla oynarlar. Güle güle. Yeter televizyon. Var yatmak. Var uyumak. 8 saat. Ağlamak fayda yok. Çocuklar var, erken yatmak. De kızınız için uğurlu olur inşallah. Analı babalı büyür. Anası öldü sayılır. Babalı büyüsün yeter. Şşş, bana bak. Kabloları iyice kestin, eminsin değil mi? Kestim tabii be. Fakasını da kestim. Hatta sonra 4 kere de telefon ettim. Kapı duvar. Helal olsun sana. Bana bak, çantayı sen taşıyacaksın, tamam mı? Ben kadını ilaçlı bezle vurduktan sonra çocuğu çantaya koyarsın, tamam mı? Tamam. Şşş, bana bak. Peki ya evde başkaları da varsa ne olacak? Onu düşünmedik ya. Lan be, kaç kişi olursa olsun hepsini halledeceğiz oğlum. Çaresi yok bu işin. Tamam mı? Ben vazgeçtim. Yapamayacağım. Yettim be, yettim be. Aman be, yapamayacağım be. Sen de arkadaş dedik, ortak ettik kendimize be kardeşim be. İkide bir çocuk gibi. Yok vazgeçtim, yok yapmayacağım, bilmem ne yapacağım. Yapma sen, yapma be. Ben tek başıma hallederim, tamam. Hadi ya, yettim be. Laf. Hani çocuğu kaçırdık. Nereye götüreceğiz? Buraya getiremeyiz ki. Onu hiç düşünmedik ya. Buraya getiremeyiz, olmaz. Anadolu'ya götürmek lazım. Bana bak, benim dışarıda hiç tanıdığım yok. Senin benim de yok, benim de yok. Benim var. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Artık bir acı kahvenizi içebiliriz, öyle değil mi? Siz beni çocuk mu sandınız be? Ha? Biraz önce ne söylediğimi duymadınız galiba. Benim babam var. Ne babası? Çocuğu kaçırır kaçırmaz bir arabaya atarız. Gerekli eşyaları ben hazırlarım. Ondan sonra ver elini Bodrum. Doğru babamın Akyerler'deki evine. Ondan sonrasını biz düşünürüz. Tamam mı?
Ne yapalım? Şu evin kirasından geçinemiyorum. Benim de çok paraya ihtiyacım var. Gördüğüm o güzel rüyaların gerçek olmasını ben de isterim. Haksız mıyım? Hı? Canım 20 milyonu veren 30 milyonu da verir ha? Anlaştık mı? Anlaşmasak ne olacak? Doğru karakola gider, polislere her şeyi anlatırım. Aa! Kim demiş anlaşamıyoruz diye? Baksana yeri bile sen buldun. Verelim ortak. Bunun gibi 10 köşk sana feda olsun kızım. Benim biraz istirahate ihtiyacım var. Döner dönmez seni ararım. Biliyorum. Fräulein biraz sert ama büyüyünce bana hak vereceksin. Hadi, hoşça kal kızım. Tek varisim size teslim Fräulein. Onu istediğiniz gibi yetiştirin. Galatasaray için derva neyse siz de benim için osunuz. Ama hiç uykum yok Fräulein. Ah, gündüz var 2 saat uyku. Uyku yok, yok televizyon. Yok himen, yok kara şimşek. Ama uyku var, var kara şimşek, var himen. Hadi yatağa. Ya. İşimize yarayacak. Bak yavrum. Şu teyze var, şu teyze.
Sana o bakacak bundan sonra, tamam mı? Yavur karısından daha iyidir herhalde, değil mi? Herhalde. Biz de şu üstümüzü değiştirelim ben. Sen dövmeyiz, tamam mı? Tamam. İyi, hadi bu kadar mola yeter. Hadi kalkın bakalım, kalk. Tesbih elinde Fethi baba. Kıymetli galiba. Değeri vardır. Onunla nikahlı gibiyiz. Baba yadigar. Ver bir bakayım baba. Yok, onunla nikahlıyız dedim. Birisinin ya. Eli değişse namusu mu gider Fethi baba? Öyle gibi bir şey. Vakti kerahat geldi. Benim akşam için hazırlık yapmam lazım. Güle güle. Hadi eyvallah. Güle güle. Evlendin mi? Torunum. Güzelim, yavrum. Oh, 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 oh. Tatlı torunum benim. Yavrum benim. Damat. Damat. Damadım. Aslan damadım benim. Hep böyle ayakta duracak değiliz ya. Hadi yürüyün içeri. Gelin. Gelin, gelin. Gel bakayım benim güzel torunum. Gel. Hadi. İki villa demiştim, tamam değil mi? Tamam beyim. Hadi güzelim, sen biraz istirahat et. Havuz başında buluşuruz. Tamam. Bakayım benim güzel torunumun. Fatma. Ayşe. Zehra. Neslihan. Aferin benim güzel kızıma. Bugüne kadar ismini bir türlü ezberleyemiyordu. Biz de ona değişik değişik isimler söylüyorduk. Nihayet öğrendi. Neymiş benim güzel kızımın ismi bakayım. Ha? Neymiş? Neslihan. Babacığım, bakıyorum tesbih hala duruyor. Durmaz olur mu? Kendini bildiğim bileli, önce babamın elinde, sonra bende. Bunsuz kendimi çıplak gibi hissediyorum. Ne yaparsın, bir türlü alışkanlık işte. Damat, rakı içiyor muyuz?
Tabii baba, sen içtikten sonra. Ya sabahtan beri torunmuş, damatmış diye daldık gitti. Senin kim olduğunu sormadık. Kayınbiraderim Hüsnü. Hasan'ın küçüğü. Hadi bakalım kayınço. Ben rakı içmem. Ne içersin? Bire. Eskiden çok içerdi. Karaciğerine dokundu, doktorlar yasak ettiler. İki senedir içmiyor. Sen rakıdan kimseye zarar gelmez ama neyse. Bir dübülen fazla vermem hadi. Dede. Söyle bakayım benim güzel torunum. Televizyonun nerede? Bu akşam film var, onu seyretmek istiyorum. Ben pek fazla televizyon seyretmem kızım, gözlerim bozuk da. Ziyanı yok dedesi, bu gece televizyon seyretmeyiversin. Zaten uzun yoldan geldik, çok yorgunuz, erken yatacağız. Değil mi evladım? Ben film seyretmeden uyumam. Bana baksana sen, hemen yatacaksın yoksa... Dur bakalım kayınço, o kadar uzun boylu değil. Burası benim evim, bu da benim biricik torunum. Film, bilim ne seyretmek istiyorsa edecektir. Ya nasılmış? Ha? Akşam kahveye gider, oradaki televizyonda istediğim filmi seyrederiz. Olur mu yavrum? Yaşa dedeciğim. Ha, isteyen gelir. Tabii, beni bayılttılar. Ayılınca da nesli yoktu. Sakın polise haber vermeyin, patrona söyleyin. Ama patron beni öldürür. Ah nesli, öldürdüler mi acaba? Hadi öt bakalım da duysunlar. En büyük Ali başka büyüğü yok. Yavaş oldu biraz en da. En büyük Ali başka büyüğü yok. Var. Yok ya. Hadi gel bakalım. Ben değil. O. Bu mu? Ha. Hadi gel bakalım. Gel. Gel. Bir müsaade edin benim. Vidolu mu vidosu? Yani... Oğlum senin cebinde kaç liran var? Ben parasını oynamam. Git işine be. Siz beni tanımıyorsunuz anlaşılan. Ben bu işin kralıyım, kralı. Hem de öyle bir kralıyım ki... kumarbazlar kralı. Gıyas Bey benimle oynamak için buraya gelir. Beni yenmek için. Ha, ona yenilmek şereftir. Zaten bir o alır, bir de ben alırım partiyi. Yani eşitiz. Yani sizin anlayacağınız, ben boş yere zar sallamam. İnanmıyorsanız yarın buradaki büyük maçı gelin seyredin. Çünkü duyduğuma göre Gıyas Bey buraya gelmiş. Bugün yarın damla. Söyledim, ben parasını oynamam.
Ama istersen partisi bir şişe biresine oynarız. Ulan burası mektep mi? Birasına tavla. Git işine be. Sen bilirsin reis. Bu adam seni tavlada yeneceğim diyor. Sen de gıyas mıyas deyip kaytarmaya bakıyorsun ha. Hadi üstü. Ha bir dakika, bir dakika. Kimseye Ali Reis tavla masasından kaçtı dedirtmem ben, tamam mı? Ancak şartını kabul ediyorum. Partisi bir şişe birasına, tamam mı? Sen bilirsin. Ama kaybedersen bir daha gelip bu kahvede tavla lafı etmeyeceksin. O da tamam mı? Öyle olsun. Hadi bakalım öyle olsun. Harikaydın güzelim. İstanbul'a döner dönmez senin için bir gazino açacağım. Çok teşekkür ederim Gıyas. Sen dünyanın en iyi insanısın. Yo, bu gece azmak yok. Erken yatacağım. Erken mi yatacaksın? Niçin? Kahvede büyük tavla maçı vardı ondan. Ali Reis de bu gece rakı filan içmez, erken yatar. Ulan şundan bir parti fazla alayım. Hepinize açık büfe şerefsizim.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Neden öyle neşesiz duruyorsun Ali Reis? Bugün seni daha çok yeneceğimi hissettin galiba, ha? Ne o damat, bitik görünüyorsun. Sabaha kadar beşik mi sağladın yoksa? Yok.
Hop. Ben gidiyorum. Nereye diyen? Kahveye. Bugün büyük tavla maçı varmış, onu izleyeceğim. Hadi eyvallah. Ya sen ne yapacaksın bugün damat? Evde oturup kafamı dinleyeceğim. Kolay değil ki. Dün 14 saat direksiyon salladık. Ben de biraz ortalığı toplar, sonra da yemek hazırlarım. Biz de gider bir güzel gezeriz. Tamam mı Nesla? Kahveye gidelim. Bugün televizyonda Pollyanna başlayacak. Ya iyi ya. Kahveye de gideriz. Tamam. Nereye istersen oraya gideriz yavrum. Hadi. İşte buraya kadar. Şimdi bir olduk. Yap oğlum oradan bir orta şekerli. Ne o Ali Reis? Bir şey mi çarptı seni? Ulan bugün hepinize bir şeyler olmuş be. Bak Giyas Bey, dün akşam... Şşş, lan bak. Bir an önce elini çabuk tut da şu mektup işini halledelim. Makas hazır mı? Hazır. Uhu. O da hazır. İyi. Ay, dün gece seni uyutmadım değil mi? Boş ver. Bu gece sen uyu. Ne yapayım, ben başımın çaresine bakarım. Hadi elini çabuk tut da bir an önce başlayalım. Evet, tamam. Bak, nasıl başlayacaktık? Nasıl? Sayın, Sayın Feyyaz Bey. Tamam. Bir S kez büyük olsun. S? Hı, S. Ah. Sevdiğimi nasıl anlatayım dedi ve aşkını ispat etmek için bileklerini jiletle doğradı. Şu seyi kes. Tamam. Al. Başka? Bir daha al. Al mı? Al. Al. İşte harikanın erkeği. Harikanın erkeğini bırak, ağasını kes. Ağasını mı kesin? Ağasını kes. Al. Tamam. Başka? Sayın, bir de ye kes. Ye. 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 Sucuk ekmek yapmasını öğrenelim. Of. Oradan şeyi kes. Ye, ye. Ye, ye. Demek öyle ha. 5 oyun üst üste. Gel bakalım Marsık. Geç karşıma. Ulan Ali Reis'ten üst üste 5 oyun alacak adama da benzemiyorsun. Söyle bakalım ne yaptın paraları? Bodrum'a gidip yemişsindir herhalde. Kaçtan oynadınız? Parasını oynamadık. Ben parasını oynamam. Partisi bir şişe bire. Benimle alay etmiyorsunuz değil mi? Alay Giyas Bey, hele bir başta da görürsün. 30 milyon. Heh, M kes. M. Hı. Peki. Milyon. Ha, iyi, M'sini kes. Ama hepsi beraber milyon yazıyor. Ya sen ben ne dersem onu yap. Ay ne bağırıyorsun peki, niye kızıyorsun? İyi, tamam hadi kes. Al. Şimdi de iyi kes. Ama hepsi birlikte yazıyor, kesivereyim olsun bitsin. Olmaz. Anlaşılır, yakalanırız. Belli olur, hadi. Garson, getir bakayım pireyi. Amma kısmetli herif.
balıkçısının adını duydun mu Neslihan? Hayır, duymadım. Daha çok küçüksün de ondan. Bak burası için Halikarnas balıkçısı der ki... Dedeciğim. Söyle yavrum. Saat kaç? Ha, 4:30. Hadi kahveye gidelim. Birazdan Pollyanna başlayacak. Ya. Peki, gidelim. Güveş. 3-0. Kahveci. Dur abi. Bir fincan getir. Bu herif zar tutuyor galiba. Peki abi. Sağ ol. Oo, kayınço. Bakıyorum yolunacak tavukumuzsun ya. Bana bak. Daha oyun bitmedi. Hem sözlerine dikkat et. Dışarıdan gazel okuyanları pek sevmem. Hadi. Keşif bir daha. Hep yek. Bozulma be ahbap. Alt tarafı tavla. Yensen de olur, yenilsen de. Canın sağ olsun. Başımdan defolup gidecek misin be adam? Zaten sinirlerim bozuk. Peki peki, gidiyoruz. Kaçtı yemeğe gaz kalma. Tamam baba. Hadi torunum. 5-5. Kızım. Ne oldu? Ya biraz evvel buradaydı kızım. Kız mı? He. Dur bakalım. Yok öyle numara. Yemezler oğlum. Alt tarafı daha bir parti aldın. 4-0'da öndeyim. Anlamam. 5 partiyi alırsın. O zaman sana şampiyon demeyeni şey etsinler. Oyna. Bana bak. Polise mi geçeceğim acaba? Sakın ha. Sakın gitme polise. Eve git. Hasan'a söyle, o bulur çocuğu. Bana bak. Ya şu oyunu doğru dürüst oynarsın ya da parmağımı gırtlağına sokup kustururum içtiğin birayı. Söyle yavrum. Kardeşim yavrum. Al. Babam da geç kaldı. Çocuk yemek yemiş midir acaba? Yemiştir, yemiştir. Çocuğu canı gibi seviyor. Yedirmez olur mu? Esma! Ne oldu baba? Ne var? Nesli kayboldu. Kayboldu mu? Ah, nerede kayboldu? Kahvede. Ah. Kayıcı oturmuşlar yine tablanın başına. Ha? Adam da sinirli biri karşısındaki. Durup bir bana çarpmaya başladı. Bir baktım Nesli yok. Hadi yürü gidiyoruz. Nereye? Karakola. Ben daha önce gidecektim. Hasan zaman söyledi. Karakola mı? Ay, durun canım, durun. Acele etmeyin. Belki çıkar ortaya, değil mi? İsterseniz biz gidip üçümüz arayalım. Eğer bulamazsak o zaman gideriz karakola. Hadi, hadi, hadi. Çabuk, çabuk. Bükemediğin eli sıkacaksın. Helal sana şampiyon. Artık gidebilirim, değil mi? Çok mühim bir işim vardı. Ha, bir dakika. Yarın seni benim teknede bekliyorum. Bugün beni yendin. Ama burada deplasmanda sayılırım. Bu kadar senelik kumarbazım. Hayatımda ilk defa 5 parti üst üste kaybediyorum. Onun için yakanı kolay kolay bırakmam. Nerede kalıyorsun? Abimin kayınpederinin evinde. Ben biliyorum Fethi babanın yeri. Abim de gelebilir mi beraber? Neden gelmesin? Gelsin tabii. Yarın saat 3'te arabamı yollarım. Tamam. Bir dakika. Kaytarmak yok ha. Oldu. O zaman sen şimdiden buzluğa bireleri koy ha. Hadi eyvallah. İçtin yine biraları değil mi lan? Biz burada çocuk arayalım, sen git oralarda oyun oyna. Ne oyunu be? Herif Türkiye'nin en kral belalısı. 5 parti bitmeden hiçbir yere gidemezsin dedi. Kimmiş bu herif? Bu herif Ne? Gıyas. Ne gıyas? Gıyas...
İlyas bilmem ne. Ya, yarın bizi kaldığı yere davet etti. İkimizi. Of, bırakın şimdi bunları da şu çocuğu bulalım ya. Ha, doğru, hadi, ne çocuğu ya? Üstü! Ay, yürü! Yürü, yürü ya, çabuk, bularım çabuk. Ya, bularım ya, kızıyorsunuz. Nasıl oldu? Ha doğru. Sözde. Haydi arabam. Havla benim ama zanlar senden yana. Seyek, gele. Ne oluyor? Uğur mu getiriyor? Para. Yarın senin adına burada bir ziyafet vereceğim. Ama ziyafetten önce bir parti daha oynayacağız. Onu da alırsan iş konuşacağız. Neyse bu sonraki iş. Yarın aynı saatte burada hazır olun, tamam mı? Hadi eyvallah. Ne oldu bu Nayyum? Çarpıldı.
Ne çarpılması? Çarpıldı mı? Zerrin çarpılması. Anlayacağı seninki aşık oldu. Ben de kıyasla ortak oldum. Aa, ne aşık olması, ne ortaklığı be? Unuttunuz mu ortağınız beni? Bu İstanbul'daki ortaklık. Yani daha doğrusu bir parti daha tavla oynayacağız. Eğer kazanırsam önce ziyafet, sonra anlaşma. Severler güzeli genç ise kıyas alın. Sevk. Kâr ediyor. Çift atarsam alırım. 4 çağır. Hasan git bekçiyi çağır. Kaybedeceğimi biliyordum ama şansımı bir daha denemek istedim. Tebrik ederim seni şampiyon. Akşam iş ortaklığımızı resmen ilan edeceğim. Ortak. Thank you.
Sabaha ettik. İyi eğlenebildiniz mi bari? Sağ ol ortak. Ya sen Sultan? Sultan! Danslarımla seni fazla yormadım ya. Aman rica ederim efendim. Her kıyas. Bir dakika, bir dakika. Anlat bakalım Prölen, hangi rüzgar attı seni buraya? Gördün mü lan? Neyi? Karıyı. Hangi karıyı? Şu geleni. Neslihan'ın bakıcısı değil mi o? Ne işi var lan bu karının burada? Ne bileyim lan? Neslihan nerede? Nesli yok. Kaçırdı lan onu. Anlamadım. Bir daha söyle bakayım. Svaymen'le iki adam geldiler. Telefon için beni bayılttılar. Nesli'yi kaçırdılar. Bu kadar. Kimmiş bunlar, tanıyor musun? Nein, hayır. Peki bir daha görsen tanır mısın? Bilmiyorum. Ne yapayım ben seni ha? Karı da dövemem ki. Zerin! Şu karıya iki tokat at. Toparlanın, gidiyoruz. Bunlar resmen manyak olmalı. Ulan Gıyas Damlı'nın çocuğu kaçırılır mı be? Ulan itoğlu ihtiler. Hangi deliğe girerseniz girin. Sizi bulup çıkarmazsam, çıkarıp da delik deşik etmezsem bana da Gıyas Damlı demesinler. Hadi hazırlayın lan Mercedes'i, gidiyoruz. Hani zavallı bir ihtiyarın torunuydu Neslihan? Gıyas'ın kızıymış be. Evde tam ortak olacaktık. Duydunuz değil mi? Herif öldürecek bizi. Ben vazgeçtim, oynamıyorum artık. Bir saatte sonra olur mu? Yürü hadi. Ne yapıp yapıp kızı İstanbul'a götürmek lazım. Çok haklısın, hemen gidelim. Eyvah, babama ne diyeceğiz? Hemen be, bir şey uydururuz ona da, yürü be. Dur bakayım sen, dur. Ne? Ne bunlar böyle pullar mullar, begüm ayakları falan, ne anlar ha? Aman canım, bunun anlatması şimdi uzun sürer. Şu beladan bir kurtulalım, hadi yürüyün çabuk. Bu beladan kurtulalım, ben sana yapacağım bileyim. Yürü bakayım, yürü, hadi yürü. Ondan sonra annen doğdu. Annen melek gibi bir kadındı. Kızını çok severdi. Ama bir gün... Anam! Kayıcı! Karaciğer! Karaciğer! Doktor hemen İstanbul'a gitmemiz lazım. Ya. Sen kayıcıyı götür o halde. Ben Esma'yla torunla göz kulak olayım. Olmaz babacığım, ben onları yalnız bırakamam. Onlar bensiz hiçbir şey yapamazlar. Anası. Şenliğe geç bari, biz de torununla kalırız. Olmaz, imkanı yok. Onu hiç yalnız bırakamam. Onun huyunu bilmiyorsun. Ya geçen günkü gibi kaçarsa? Hüsnü'yü ameliyat ettirmez geri döneriz, tamam mı babacığım? Anası. İhtiyarlık işte neyse. Pekala, ne yapalım gidelim. Anam. Hadi gel eşyaları toplayalım. Tamam, müsaadeniz babacığım. Anam. Bana bak, sen istersen babanla kal ha. Nasıl olsa para işine suya düştü, tamam mı? Başı belaya sokma, ben İstanbul'a varır varmaz hemen seni ararım. Saçmalama, ben bu işi para için mi yaptım sanıyorsun? Kaçırmakla bu cezayı çoktan hak ettiler.
Benimle alay etmeleri de tuzu biberi oldu. Ama şimdi sıra bende. Onlar karşımda idimin iminlerken ben zevkle içkimi içeceğim. Sizin yanınızda mutlu olduğunu görüyorum. Bu yüzden de size vereceğim cezayı değiştiriyorum. Bundan sonra ona siz bakacaksınız. Sizi anne ve baba olarak gördüğüne göre bunun zor olacağını tahmin etmiyorum. Bundan böyle bu köşte kalacaksınız. Size bir de hizmetçi tutacağım. Fräulein Traudel bütün ev işlerini yapacak. Her emrinizi harfi harfine yerine getirecektir. Tamam mı Fräulein? Ya Herkules! Sana gelince ortak, beraber açacağımız kahvede günde 5 posta tavla atacaksın benimle. Tamam mı? Biresine. Oldu, biresine. Hadi bakalım, herkes işinin başına. Getir oğlum tavlayı. Peki ben ne olacağım şekerim? Sen eski işine devam. Sana ceza yok.